Şimdi durum sorularımız var. Bakalım. Your teenage son, senin ergen çocuğun, ask for your permission, izin istiyor, to go on a 5-day camping holiday, 5 günlük bir kamp tatiline gitmek için. With one of his friends, arkadaşlarının bir tanesi Jason'la. Tamam, olayımız bu. You think, sen düşünüyorsun ki Jason has a bad influence on your son. Jason'ın çocuğun üzerinde kötü bir etkisi olduğunu ve uzun bir tatilin daha da şeyleri kötüleştirebileceğini düşünüyorsun. Evet, yani bu çocuktan hoşlanmıyorsun. Şimdi bu soru türünde son cümle çok önemli. Bu yüzden you firmly refuse to give permission. Yani izin vermeyi firmly, ciddi bir şekilde, şiddetli bir şekilde izin verilmesine karşısın. Tamam, ne dersin peki? Üzgünüm canım ama such a long trip, böyle uzun bir seyahat, kesinlikle disaster with Jason. Jason'a felaket olacaktır. Bu yüzden we discuss it. Bunu tartışmalıyız. Bunu tartışmalıyız. İzin vermiyoruz. Dur bakalım. You know I don't like Jason, sevdiğini biliyorsun ama he may be good. Hayır, bu olmadı. Do whatever you want. Ne istersen yap. Just try to be firm with Jason. Jason'a karşı firm, sert, kaba olmaya falan çabala. Ne alakası var? Hani ona karşı sert ol. There's no way I will allow you to take a trip with Jason. Jason'la seyahate çıkmanı izin vermemin hiçbir yolu yok. Asla izin vermem. Evet, bu olur. Eğer sen kurallara sıkı bir şekilde uyarsan, I won't stand in your way. Önünde durmam. Yani izin veriyor. Bunu da izin veriyor. Burada da izin vermiş ama hani ona karşı sert ol demiş. Burada da gidebilir falan demiş. Cevap deniz olur. En sonunda you firmly refuse. Sert bir şekilde reddediyorsun izin vermeyi. Hiçbir şekilde sana izin vermem Jason'a bu seyahate çıkmanı. Cevabımız bu durumda ne oldu? Denizli olur. 55. sorumuza bakalım. It's 1 a.m. Saat 1. Ve you have an important exam. Önemli bir sınav var yarın. Ama senin upstairs, üst katındaki komşun parti yapıyor bir sürü insanla. Tamam. Although you warned them, bir saat önce onları uyarmış olmalarına rağmen, they are still ve çok sesliler. You go upstairs again. Tekrar üst kata çıkıyorsun ve bakın, angrily, kızgın bir şekilde söylüyorsun. I'm really upset. Gerçekten üzgünüm ki deyince sildim. Üzgünüm diye giriş yaptığında kızgın değilsindir. Eğer bu parti doesn't end in 10, 10 dakika içinde bitmezse polisi arıyorum. Evet. I wouldn't do this. Böyle yapmazdım. Eğer ben had some önemli bir şey olsaydı son gün, hani beni sizin önemli bir şeyiniz olsaydı sorun, ben böyle yapmazdım. Hayır. Gerçekten eski komşularımı özledim. Hayır. Bu party is a lame. Bütün bu insanlar, but no one talk to. Ama konuşacak hiç kimse yok falan, bir saçma sapan bir şey demiş. Tabii ki sert, angry'li konuştuğumuzda, eğer siz bu partiyi bitirmezseniz birazdan polisi arıyorum diye Bursa doğru cevap olur. Elli altıncı soruya bakalım. 50'ye sığdıralım dedik ama. You unexpectedly, sen umulmadık bir şekilde have a free weekend, boş bir hafta sonuna sahip oldun ve sen duydun ki bir arkadaşın sergisi var, bir kafede bir resim sergisi var. Tamam. You are eager to go. Gitmeye isteklisin ve you and your best friend, en iyi arkadaşın da sana katılması için davet ediyorsun. O diyor ki he doesn't like such, böyle aktiviteleri sevmediğini söylüyor. Sen de diyorsun ona senin hayal kırıklığını. Şimdi sen arkadaşına gideceğin kafeye çağırdın, sergi var. O da dedi ki ben böyle şeyleri sevmem. Ondan sonra sen de ona disappointment, hayal kırıklığına uğradığını ifade edeceksin. Even if you didn't like the idea of exhibition, biz serginin diyor fikrini beğenmemiş olsan bile, you could at least join, en azından bana katılabilirdin beni mutlu etmek için. Senin I felt excited. Çok heyecanlanmıştım. Bence bu olabilir. Hayal kırıklığına uğramış. I enjoyed it a lot. Çok seviyordum. When I son gittiğimde çok sevmiştim. She's a good, mükemmel bir ressamdır ama burada hayal kırıklığı yok. I'm so indecisive about. Çok kararsızım. What do you, kararsızım mı? I obviously chose a wrong activity for us. Bizim için yanlış aktivite seçtim açıkça. Hayır. Disappoint arıyorum. I've been meaning to go to this exhibition for weeks and you know it. Haftalardır buna gitmek istediğimi biliyorsun. Niçin daima benim planlarımı mahvediyorsun? Burada daha çok kızmışsın. Hayal kırıklığı değil. O yüzden cevabımız Adana olur.
Çünkü eğer böyle olsaydı, böyle olurdu, ben böyle yapmazdım, insan yine benimle bir gelirdi falan diyor. Gayet güzel bir şekilde 57 şey A diyebiliriz. 57'ye baktığımızda you a job interview, bir iş görüşmem var ama it's on the other side of the kasabanın diğer tarafında. You are running a bit late, biraz geç kaldın, koştun. One of your friends, arkadaşının arabası var ve offers you a ride to görüşmek için sana arabayla götüreyim demiş. You accept the offer, teklifi kabul ediyorsun ve gratefully, minnettar bir şekilde diyorsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu soru türünde en sonda bir şekilde bir zarf, bir şey vererek soruda ne araman gerektiğini sana veriyor. Yani burada gratefully'e, burada angrily'e odaklanıyorum. Şimdi minnettar olacaksın ona. Sen gerçekten bunu yapmana gerek yoktu. Geç. Takdir ediyorum öne, ama teşekkürler. Hayır. Teşekkür ederim. Bu bana çok yardımcı oldu. I would missed interview. Görüşmeyi kaçıracaktım. I took otobüse binseydim. Please do. Lütfen. I have to wash your car. Arabana yardım ettim arabanı yıkamaya. Hayır. Maybe I would just take the subway. Belki metroya binebilirim. Daha hızlıdır. Hayır. Olsa olsa yine Ceyhan oldu. Teşekkür ederim. Bu bana çok yardımcı oldu. Eğer otobüse binseydim geç kalacaktım. Hani gratefully çok hissetmesem de ancak o olur diyebiliriz. Diyor ki a friend of yours, bir arkadaşın borrowed some money, birazcık para ödünç almış senden ve a really long time, uzun süre önce ve hala sana geri ödememiş. You are really close friend, çok yakın arkadaşsınız ve has simply forgotten, sen bu işi unutman gerektiğini falan düşünüyorsun. Ya yani onun unuttuğunu düşünüyorsun. You don't want to, onu üzmek istemiyorsun ama want to make him understand that you now need the money. Şu anda paraya ihtiyacın olduğunu bilmesini istiyorsun ve diyorsun. Şimdi kırmadan paraya ihtiyacın olduğunu söyleyeceksin. You always do this. Bunu her zaman yapıyorsun. Geç, adamı mahvettin. Lütfen payback, parayı geri ver ödünç aldığın. Yani bu da olmaması lazım. Direkt parayı istedin. Unutma, sana para, bu da onu bak kırmadan. I hate to bring this up. Bring up, bunu gündeme getirmekten nefret ediyorum. Ama I don't think, sanmıyorum I'll be able to afford my expenses, bu ay masraflarımı karşılayabileceğimi düşünmüyorum. So, mümkün mü diyor parayı bana geri vermen? Hani bu da, yani bu olabilir ama burada unutma. Burada lütfen öde. Burada hep bunu yapıyorsun. Dahası bu daha yumuşak giriş olmuş. Do you remember when I lent you that money? Para verdiğim zaman hatırlıyor musun? Uzun süre oldu. I don't think I need it. Ona artık ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Endişe etmene gerek yok. Paraya ihtiyacım var. O zaman deniz olur. Burada paraya ihtiyacın olduğunu ona anlamasını sağlıyorsun. Denizli olur diyebiliriz. Şöyle temizleyelim.